hepinizin malumu olduğu üzere Erbakan Haftası etkinlikleri çerçevesinde her yıl farklı bir yönüyle Erbakan hocamızı anlamaya, değerlendirmeye çalıştık. Geçtiğimiz yıllarda Erbakan hocamızın ilim adamı yönünü bazen siyaset ve devlet adamı yönünü anlamaya çalıştık. Bu yıl geçen yıllarda ayrıca dürüstlük ve nezaketini anlamaya, bir başka yıl ahlak ve adalet anlayışını yorumlamaya, dersler çıkarmaya çalıştık. Bu yıl Erbakan Haftası etkinliklerinin ana teması adil devlet ve insanca yaşam olarak belirlendi. Sözlerimin hemen başında bu temayı çok önemli bulduğumu ifade etmek isterim. Çünkü adalet mülkün, yani devletin temelidir. Adaletin olmadığı yerde ne devletten, ne düzenden, ne de insanca yaşamdan bahsetmek mümkün değildir. Adalet bir gömleğin adeta ilk büyümesi gibidir. O yanlış iliklendiği takdirde diğer tüm işler yanlış gidecektir. Ne yazık ki bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dünyanın adalet ve insanca yaşam karnesi pek de istediğimiz gibi değil maalesef. Bugün maalesef Türkiye'nin de dünyanın da en büyük problemi adaletsizliktir. Adalet konusunda yaşanan çifte standarttır. Merhametin yerini nefretin, şefkatin yerini öfkenin, diyaloğun yerini maalesef kavganın aldığı, çatışmanın aldığı, paylaşımın yerini sömürünün işgal ettiği bir dönemden geçiyoruz. Soruyorum, bugün yeryüzünde yaşayan 8 milyar insandan 1 milyarı her gece yatağa aç giriyor. Böyle bir dünyada adaletten ve insanca yaşamdan bahsetmek mümkün mü? 80 ailenin servetinin 8 milyar insanın gelirinden fazla olduğu bir dünyada adil paylaşımdan bahsetmek mümkün mü? Her 10 saniyede bir çocuk açlıktan hayatını kaybediyor. 1,5 milyar insan günlük 1 doların altında gelirle hayata tutunmaya çalışılıyor. Böyle bir düzende insanca yaşamaktan bahsetmek mümkün. İşte şimdi Ukrayna'da yeni bir savaş patlattı. Unutmayalım, savaşın ilk kaybedenleri hep çocuklar oldu. Yeryüzündeki savaş ve çatışmalardan dolayı 82 milyon insan mülteci durumuna düştü. Son 10 yılda 2 milyondan fazla çocuk bu çatışmalarda hayatını kaybetti. 6 milyon çocuk sakat kaldı. Irak'tan, Yemen'den, Filistin'den, Arakan'dan sonra korkarım şimdi sıra Ukraynalı çocuklara geldi. Ne acıdır ki emperyalist hırslar nedeniyle parklarda oynaması gereken çocuklar Ege'de, Akdeniz'de şişme bombaların üzerinde can veriyorlar. Yeryüzünün hemen her bölgesinde şiddet, çatışma ve savaş hakim. Masum ve mazlum insanların kanı ve gözyaşı
olup olup akıyor her gün. İnsanlar hayatta kalabilmek adına evlerinden, kendi vatan topraklarından binlerce kilometre uzaklara gitmek zorunda kalıyor. Maalesef gittikleri yerlerde de horlanıyor, dışlanıyor, şiddete maruz kalıyor. Muhterem arkadaşlar, insan eşrefi mahlukat olarak yaratılmıştır Cenab-ı Hak tarafından. İşte bugün Erbakan hocamızın anma vesilesiyle bir araya geldik. İnsanın eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olduğunu idrak ederek bizler çatışma için değil, diyalog için bir aradayız. Kutuplaşma için değil, kucaklaşma için bir aradayız. Bizim şiarımız çifte standart değil, adalet. Üstünlük taslamak değil, eşitliktir. Sömürü değil, hakça paylaşımdır. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları ve hürriyettir. Şeffaflıktır, ehliyete özen göstermektir, liyakattır, dürüstlüktür. Dayatma değil, uzlaşmadır.